Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Alman olduğunu bilmediğiniz markalardan bahsedeceğim. Yaklaşık olarak araştırıp bulduğum en çok bilinen bir 10 marka var. Ve bunlar gerçekten çok günlük hayatta sık kullandığımız markalar. Şimdi bu markaları sizlere tek tek anlatacağım. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer ilk kez beni bu videoyla izliyorsanız, kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzerine videolar üretiyorum. Kanalıma abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Şimdi sizlerle ilk paylaşmak istediğim iki marka var. Bunlar eskiden iki kardeşe ait olan iki farklı firma, Adidas ve Puma. Normalde benim önceden Türkiye'deyken de Amerikan ya da İngiliz malı olduğunu bildiğim ürünlerdi bunlar. Keza eminim birçok kişi de bu şekilde biliyor. Ama bu ikisi aslında Alman markası ve hatta bunlar iki kardeşe ait olan markalar. Bu iki kardeşlerin de soyadı Dassler. Yani Adolf Dassler, Adidas'ın kurucusu olan kişi. Kardeşi, daha doğrusu abisi de Rudolf Dassler. O da Puma'yı kuran kişi. İlk başlarda 1920'li yıllarda annelerinin çamaşırhanesinde ufaktan ayakkabı üretim olayına başlıyorlar. Çok kısıtlı imkanlarla ayakkabı üretiyorlar ve bunları bulundukları şehirde, bulundukları kasabada satmaya başlıyorlar. 1930'lu yıllara geldiğimizde Hitler ciddi anlamda güçlenerek başa geliyor. Bu dönemde iki kardeşi Nazi Partisi üyesi oluyor. Bu dönemde Hitler'le olan işbirlikleri sayesinde işleri biraz daha açılıyor, daha da iyi hale geliyor. 1936 yılına geldiğimiz ise Amerikalı siyahi atlet olan Jesse Owens'a direkt bir ayakkabı veriyorlar. Jesse Owens da 4 tane altın madalya kazanıyor. Böylelikle bu iki kardeşin işleri daha da açılıyor. Bayağı bir patlama yaşıyorlar. Fakat bu iki kardeş arasında bir krize sebep veriyor. Çünkü kardeşlerden Rudolf olan abisi, yani biraz sonra anlatacağım şekilde Puma'nın kurucusu olan kişi, daha fazla Hitler hayranı olduğu için partiyle daha bir bağı olan kişi. Diğeri ise çok partiyle %100 aynı fikirlere sahip değil ama birazcık da ticari düşündüğü için o zamanlar Hitler'in Nazi Partisi'ne üye olmuş bir kişi. Bu tabii onların yaşayacağı ilk problem olmayacak. İleride başka problemler de yaşayacaklar ve 1940'lardan sonra bu iki kardeş yollarını ayırmaya başlıyor. Bu şekilde çalışanlarının 40 tanesini Adolf Dassler alıyor, nehrin öbür tarafına geçerek orada Adidas'ı kuruyor. Kendi adından Adi'yi bir araya getirip soyadından Dassler'den Adidas olarak Adidas bu şekilde ortaya çıkıyor 42 ile. Buna karşılık abisi Rudolf da çalışanların 13 tanesini alarak nehrin öbür tarafında Puma'yı kuruyor. İlk başta firmanın adını Puma olarak kurmuyor. Kendi adından yola çıkarak Rudolf'u Ruda olarak kısaltıyor. O şekilde firmasının adını veriyor ama daha sonradan bir isim değişikliği yaparak daha uygun olduğunu düşünerek Puma adını veriyor firmaya ve düşmanlıktan ortaya iki firma çıkıyor ve kardeşler de bundan sonrasında artık kendi kariyerlerini kendileri çiziyorlar. Tabi burada Adidas'ın yaptığı birçok önemli hamle olduğu için, örneğin milli takıma direkt kendi markasıyla forma üretmek gibi bir atılımda bulunduğu için bu Adidas'ın işlerini bayağı açıyor ve Adidas Puma'ya göre uzun yıllar çok daha ciddi anlamda büyük işlere imza atıyor. Başta Almanya milli takımı ve sonrasında diğer bütün ulusal takımlara Adidas sponsor oluyor. Daha sonrasında yine bu iki firma buna benzer çalışmalar yapıyor. Alman olduğunu tahmin etmeyeceğiniz iki markamız buydu. Listemizde bahsetmemiz gereken ve günlük hayatta da marketlerde de karşımıza çıkan markalardan biri Knorr. Knorr normalde bir Alman markası. Almanya'da kurulmuş bir marka fakat daha sonradan Birleşik Krallık ve Hollanda ortaklığında bir şirket satın alıyor ve günümüzde Unilever grubuna ait bir marka. Ama yine de baktığımızda uzun yıllar Alman şirket geleneğiyle yönetildiği için ve merkezi de Almanya'da bulunduğu için bir Alman ürünü olarak saymak mümkün. Ama sonradan dediğim gibi satışı Birleşik Krallık ve Hollanda merkezli şirketlere devredilmiş. Şimdi sırada anlatacağım marka ise gerçekten Alman olduğunu söylemesem muhtemelen Fransız olabileceğini düşünebileceğimiz bir marka olan Nivea. Nivea normalde 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir firma ve 1882 yılında Hamburg'da kuruluyor. Latince'de kar beyazı gibi anlama gelen Nivea gibi kelimeden üretilmiş bir marka ismi. Nivea da yine bize şunu gösteriyor. Aslında 1800'lü yıllarda ya da 1900'lerin başlarında kurulan markalar genelde bir şeyin buluşu, bir şeyin icadı üzerine bulunmuş markalar ve günümüzdeki bu devler aslında yine bir ihtiyacı ortaya koyacak şekilde tasarlayarak bulunmuş markalar. Sizlerle bir sonraki paylaşmak istediğim markamız ise Faber-Castell. Faber-Castell 1761 yılında kurulan ufak bir kalem atölyesinin sonrasında bütün Avrupa'ya yayılan mükemmel bir hikayesi aslında. Faber-Castell Nürnberg'de kuruluyor. Tabii o da dönemine göre baktığımızda kalem ne kadar önemli. 1700'lerde, 1800'lerde hatta 1900 ve 2000'lere gelene kadar kalemin insanlık için ne kadar önemli bir buluş olduğunu görüyoruz. Hava ilk dışarı çıktığında güneşliydi ama şu anda gelinen noktada bayağı rüzgarlı ve biraz kapandı.
ama sanırım videomu dışarıda tamamlayabileceğim diye umuyorum. Şimdi sizlerle bahsetmek istediğim marka ise DHL. DHL bir kargo firması. Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanılan bir marka. Uluslararası posta gönderimi açısından dünyada da en çok kullanılan kargo firması. Şimdi biz bunu aslında Alman markası olarak bilmiyoruz. Amerikan markası olarak diyoruz ama sonradan DHL Alman Deutsche Post tarafından satın alınan bir firma. Ben açıkçası Almanya'ya geldikten sonra bunu öğrendim. Zaten son birkaç yıl içerisinde alımı gerçekleşmiş diye biliyorum. Tabii şöyle bir şey var. Alman olduğunu düşündükten sonra Amerikan olduğunu bilmeden şu yargıda bulunabiliyor insan. Hani başında D olduğu için Deutsche'li bir şeydir falan diye ama isim hikayesi tam olarak öyle değil. İsmi tam olarak 3 ortaktan oluşan kurucuların soyadlarından alıyor. Dahsey, Hilblom, Lean soyadlarına sahip 3 ortak şirketlerini kendi soyadlarından oluşan bir kısaltma vermişler. DHL ismi de böyle oluşmuş. Bugün baktığımızda dünyanın büyük bir kısmında DHL bu işi yapan en büyük firma olarak karşımızda. Eskiden merkezi olan San Francisco'dan Almanların satın almasıyla birlikte merkez Almanya'nın Bonn şehri. DHL'de yine bu videomuzda Alman olduğunu bilmediğimiz markalardan biri olarak karşımızda duruyor. Sıradaki markamız Dr. Oetker. Dr. Oetker 1891 yılında kurucusu olan August Oetker'in eczanesinde hamur kabartma tozunu bulmasıyla ortaya çıkmış bir marka. Bugünden itibaren sürekli yelpazesine yeni ürünler kazandıran marka. Günümüzde de en büyük markalardan biri. Yani hem bu genel tüketim alışkanlığı açısından olsun hem de şirketin kendi içerisindeki büyüme faaliyetleriyle olsun son derece önemli markalardan biri. Günümüzde de kullandığımız nişasta, şekerli vanilin ve puding gibi ürünler Dr. Oetker'in bulmuş olduğu ürünler. Bütün ürün çeşitliliğiyle Dr. Oetker 21 ülkede 450'den fazla ürünle hizmet veren büyük markalardan biri. 1891 yılından günümüze aralıksız olarak her zaman yeni ürünleri de yelpazesine kazandırarak hazır gıda tüketimine fazlasıyla ürün kazandırmış bir firma. Yine Nivea gibi muhtemelen Alman olduğunu düşünmediğimiz markalardan biri de bir başka temizlik ve hijyen markası olan Fa. Fa 1954 yılında kurulmuş bir temizlik hijyen markası. Günümüz itibariyle 120 ülkede faaliyetini sürdüren bir marka. İsimden de çok ortaya bir şey koymayan ama birazcık daha araştırdığımızda Alman olduğunu gördüğümüz markalardan biri. Faber-Castell gibi bir başka kırtasiye ürünleri üreten firma Stabilo, Almanya'nın Bavyera eyaletinde kurulmuş bir marka. 1855 yılında kuruluyor. Tabii Stabilo Faber-Castell'e göre şöyle bir özelliğe sahip aynı zamanda. Hem kırtasiye ürünleri üreten bir firma hem de kozmetik ürünleri üreten bir firma. Yine şirket geleneğine de baktığımızda isimden de yine birazcık Alman olduğunu ortaya çıkaran bir marka ve ürünlerinin kalitesiyle dünyada da değer bulan bir marka. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim marka 110 ülkede 6100'den fazla satış noktası bulunan bir giyim mağazası. Şimdi giyim mağazası deyince genelde aklımıza İtalyan markaları geliyor. Bu markayı da aslında biz İtalyan olarak biliyoruz ya da belki birçoğumuz öyle biliyordur. Bahsettiğim marka Hugo Boss. İsmi itibariyle tabii ki çok ortaya bir şey koymuyor hangi ülkeye ait olduğunu ama yine de tarihine baktığımızda bir Alman markası. Baden-Württemberg eyaletinin Metzingen şehrinde kurulmuş bir marka olan Hugo Boss 1924 yılında kuruluyor. Aslında 1930'larda Almanya'nın ekonomik sıkıntıları çektiği zamanlarda iflasa sürükleniyor. Bundan kurtulmak için de Hitler'in partisine üye oluyor. Sonrasında 30'lardan sonra işleri açılmaya başlıyor. Hatta o kadar yakın bir birliktelikleri oluyor ki SS subaylarının direkt üniformalarını Hugo Boss tasarlıyor. Partinin ve ordunun bütün giyim işlerinde Hugo Boss önde gelen markalardan biri oluyor. Birçok şeyi Hugo Boss markası tek başına üretiyor. Bu dönemde işleri inanılmaz artıyor Hugo Boss'un tabii. Çünkü siyaset alanında da iyi ilişkiler kurmak her zaman markalar açısından, büyük patronlar açısından fayda sağlıyor. Hugo Boss da bundan faydalanmış. O yıllarda Hugo Boss'un Hitler olan desteği sadece üniformayla sınırlı değildi. Aynı zamanda Fransa'dan ve Polonya'dan getirilen esirleri bu fabrikalarda çalışmak üzere kullandı kendisi. Fakat bunun da tabii bedelini ödedi çünkü savaş bittikten sonra müttefikler tarafından Hugo Boss çok ciddi bir oranda para cezasına çarptırıldı. Bu da tabii savaş yıllarında verdikleri desteğin o işte faşizmi ayağa kaldırmalarının bir bedeli olarak onların tarihinde yer aldı. Tabii bu noktada bizi ilgilendiren şey Hugo Boss'un hangi ülkeye ait olduğunu bilmekti. Bunun da Alman olduğunu bu video ile bir kez daha belirtmiş oluyorum. Ve geliyoruz sizlere bu videomda bahsetmek istediğim son markaya. Son markamız dünyanın en büyük sigorta ve yatırım fonu şirketlerinden biri olan Allianz. Allianz şirketi 1890 yılında Almanya'da kuruluyor. Günümüzde merkezi Münih'te bulunan şirket dünyanın da en büyük
şirketlerinden biri aynı zamanda. Bu videomda bahsedeceğim markalar bu kadardı. Umarım sizler için güzel, keyifli bir içerik olmuştur bu pazar gününüzde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çünkü Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzerine sürekli düzenli olarak videolar üretiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.